Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte ne bir gezi videosuyla ne de bir inceleme videosuyla birlikteyim. Bu videoda tarafıma yapılmış olan bir emek hırsızlığından bahsetmek istiyorum. Önce sizlere bir video izleteyim, ondan sonra da video üzerinden konuşalım. İzleyeceğiniz videoda ATV'nin ünlü sunucularından Müge Anlı'nın ve ekibinin benim videolarımdan bir tanesini kendi kanallarında izinsiz olarak kullanması ve bunun sonucunda gelişen olayları izleyeceğiz ve aynı zamanda Müge Anlı'nın benim videom konusunda yapmış olduğu değerlendirmeyi de izleyeceğiz bu videoda. Şimdi videoyu izleyelim, sonra üzerinden konuşalım. Onu açabilir gibi bir. Ne kadar güzel. Üstten görüntüsünü oldu. Yine versin Ahmet. Bayıldık izlemeye. İnşallah ekrana da veriyorsun. Böyle mi veriyorsun, ekrana mı veriyorsun? Ha, ekran ne kadar güzel bir yer. Ama buradan da atlayınca insan kurtulur mu? Burası bayağı yüksek, bildiğin köprü işte. 22 metreymiş galiba. İşte bakın yine Çatalhan Köprüsü'nün havadan görünüşü. Evet, işte Müge Anlı'nın bayıldık izlemeyi Ahmet dediği video benim videom. Bu video Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalhan Köprüsü'nün havadan çekilmiş drone görüntüleri. Ve işte bu videonun kendi YouTube kanalındaki görüntüsü. Yani gördüğünüz gibi Müge Anlı'nın ekibi benim videomu bu kanaldan almışlar ve kendi kanallarında, kendi programlarında kullanmışlar. Bakın Müge Anlı'nın benim videomu kullandığı 16 Mart 2021 tarihindeki Sabah Kuşağı'ndaki programı nerelerde yayınlanmış? Tabii ki önce ATV'nin televizyon kanalında, ondan sonra ATV'nin web sitesinde. İşte bakın burada videonun 3. dakika 10. saniyesinden itibaren yine benim videomu kullanmışlar. Yine aynı şekilde videom için bayıldık izlemeye dediği bölümleri de burada göstermişler. Kendisinin bağlaması zordur. Yani bağlasa dahi onu açabilir gibi bir. Ne kadar güzel. Üstten görüntüsünü yine versin Ahmet. Bayıldık izlemeye. İnşallah ekrana da veriyorsun. Böyle mi veriyorsun, ekrana mı veriyorsun? Ha, ekran ne kadar güzel bir yer. ATV'nin neredeyse 8 milyon aboneli YouTube kanalında. İşte burası da ATV'nin YouTube kanalı. Yine aynı şekilde benim videom için bayıldık izlemeye dediği bölüm de burada. Ekrana mı veriyorsun? Ha, ekran ne kadar güzel bir yer. Ama buradan da atlayınca insan kurtulur mu? Burası bayağı yüksek, bildiğin köprü işte. 22 metreymiş galiba derinliği. Akıntı olmadığını söyledi polisler. İşte bakın ATV'nin YouTube kanalında benim YouTube kanalımdan alınan görüntüler gösterilmekte. Ve işte son olarak da Müge Anlı'nın kendi YouTube kanalı Müge Anlı ile Tatlı Sert YouTube kanalında. Müge Anlı'nın YouTube kanalında 2 saatlik 8 dakikalık tam program yayınlanmış ve burada gördüğünüz gibi 39. dakika 15. saniyeden itibaren benim görüntüler kullanılmaya başlıyor. Ve Müge Anlı bayıldık izlemeye, üstten görüntüleri bir daha versene Ahmet diyor ve ondan sonra benim görüntüler ekranda tekrar tekrar gösteriliyor. Ne kadar güzel bir yer. Şimdi arkadaşlar buradan Müge Anlı'ya soruyorum. Sevgili Müge Anlı, bu videoları izlerken bayıldık izlemeye diyorsun da, peki acaba neden program ekibine sormadın, bu görüntüleri nereden aldınız Ahmet? Bu görüntüleri bizim elemanlardan birisi mi çekti diye sorsaydınız ya? Eminim ki bu soruyu sorduğunuz zaman bu görüntülerin başka bir kanaldan alındığını öğrenecektiniz ve eminim ki ondan sonra da ekibinize soracaktınız. Peki bu görüntüleri aldınız ama bu görüntülerin sahibine herhangi bir bedel ödediniz mi diye soracağınıza ben eminim. Gördüğünüz gibi benim Çatalhan videosu görüntülerim bir elemanınız tarafından YouTube kanalından indirilmiş, program ekibinize verilmiş ve video kanallarınızda, televizyon programında izinsizce ve emek hırsızlığı yapılarak kullanılmış maalesef. Ben bu durumu ATV'nin program ekibinden birkaç kişiye ilettiğimde beni arayanlar oldu ve bana 3000 TL teklif ettiler, 3000 TL ile bu işi kapatalım dediler. Televizyon kanalında benim videomu dakikalarca kullanıyorsunuz. Aynı zamanda YouTube kanalında yine dakikalarca kullanılıyor ve videonuz 860 bin izleme alıyor. Bunun karşılığında bana reva görülen 3000 TL mi? Evet arkadaşlar, işte durum bu. Videonun açıklamalar kısmında hem benim orijinal videonun YouTube linkini hem ATV kanalının
YouTube sayfasının video linkini hem Müge Anlı'nın YouTube kanalının video linkini bulacaksınız ve orada kendiniz de izleyebilirsiniz. Benim videomun nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, işte durum bu. Bu videomu izleyen herkesin bu videoya yorum yaparak ve videoyu beğenerek etkileşimde bulunmasını rica ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi YouTube çok etkileşim alan videoları diğer kullanıcılara da öneriyor. Böylelikle belki çok fazla izlenir ve bir şekilde Müge Anlı'nın ve ekibinin dikkatini çeker. Belki de böylelikle bu dava açıldıktan sonra bile anlaşma zemini bulabiliriz ve dava uzamadan belki kısa bir yoldan çözüme ulaşabiliriz. De onu açabilir evet. Ne kadar güzel üstten görüntüsünü yine versen. Evet arkadaşlar, umarım aramızdan ve sizlerden hiçbirisinin emeğine bu şekilde zeval gelmez ve herkes emek ettiği şeylerin karşılığını alır. 29 Haziran 2021 tarihi itibariyle tazminat davasını ve belirsiz alacak davamızı açtık. Gelişmeleri sizlere duyurmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın.